kuşlar üzerinde de çalışmışlar. Profesörün elimizde tespitleri var. Diyor ki, elindeki cihaz ile dürbün gibi, hani bir dürbün vardır, dürbünle bakarsanız uzağı yakınınıza getirir görürsünüz. Şimdi öyle harika cihazlar yapmışlar ki, harika cihazlar, teleskop gibi, şimdi daha harika teleobjektif. Objektif ama o kadar dehşetli bir şey ki, o teleobjektifle baktığınız zaman, resmini çektiğiniz zaman, buradan efendiler, buradan ta Kara Gümrük'teki veya Edirne Kapı şehitliğindeki bir insanın veya Edirne Kapı'daki bir noktada bulunan bir kuşun, bir yılanın, bir böceğin resmini burnunuzun dibine getirip çekebiliyorsunuz. Teleobjektifle. 1000 metrede, 2000 metredeki canlı cansız varlığı onunla o kadar yakınınıza getiriyorsunuz ki burnunuzun dibine geliyor, oradan resmini çekip takip ediyorsunuz. Yanına gitmenize lüzum yok sizin. Çünkü o kuşun yanına giderseniz kalkar kaçar, korkar uçar, takip edemezsiniz. O uzaktayken onun yuvasını, yavrusunu 1000 metreden takip ediyorsunuz. Teleobjektif. Böyle vasıtalar var, cihazlar var. Profesör diyor işte bu cihazla takip ettim. Bir kuş yuvasını, ağaçta bir kuş yuvasını takip ettim. Deney yaptım, gözlem yaptım diyor. Bakın Allah aşkına. 3 tane yavrusu var kuşun. Yumurtadan çıkmışlar. Cik 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 seslerle yuvada çırpınıp duruyorlar. Bir de baktım ki diyor, anne kuş havadan uçuş yaptı, geldi. Ağzında bir takım gıda maddeleri, o yuvanın içinde henüz uçamayan kuşlar ağızlarını yukarıya doğru açtılar. Cik cik diye ciyak ciyak bağırıyorlar, ağlıyorlar. Annesi yukarıdan geldi, o yavruların ağzına birer birer gıdalarını, yiyeceklerini koydu, bir daha uçtu. Geldi yine onların ağzına koydu, yine uçtu. Geldi ağzına koydu, yine uçtu. Onları teker teker beslemeye devam ettiriyor. İlahi nizama bak, şefkate bak. Verilen merhamete, rahmet ilahiyeye bak. Bir de ne göreyim diyor profesör. Bir de baktım ki simsiyah bir yılan ağacın dalından süzüle süzüle o kuşun yavrularını yutmaya geliyor diyor. Simsiyah canavar misali bir yılan ağzını açmış, o yuvadaki civcivleri, o kuşun yavrularını yutmaya ve yemeye geliyor. Daha 2 metre, 3 metre mesafe varken o yılanın geldiğini hissettiler. O kuşun yavruları cik cik diye ağlamaya, feryat etmeye başladılar diyor. Nereden tespit etti, nereden anladı? Bir feryadu figan koptu yuvada diyor profesör. Birdenbire bu sesleri nasıl işitti, bu kuş yavrularının bu feryadını nereden işitti, bu sinyalleri, bu feryadı nereden aldıysa, o yavru kuşların annesi birdenbire geldi. Birdenbire geldi, kanatlarını açtı, şaşırdı, çıldırdı, ne yapacağını anlayamaz hale geldi. O yılanın üzerine kondu kalktı, kondu kalktı diyor. Fakat bir şey yapamıyordu. Yılanı nasıl durdurabilirdi, nasıl önleyebilirdi? Çırpındı, ağladı, sızladı, tekrar uçuş yaptı diyor. Uçtu gitti. Kısa bir zaman sonra o yılan nihayet 1 metre yaklaştı yuvaya. Tam o esnada bir telaşla, bir aceleyle o anne kuş havadan geldi diyor profesör. Geldi. Ağzında, gagasında bir şey getiriyordu. İyice fark edemedim. Teleskopla, teleobjektifle anlayamadım. Yılanın üzerine eğildi, eğildi, yumuşak iniş yaptı. Yılan da zannetti ki o kuş kendisine yem olacak. Yavrularını kurtarmak için adeta o yılana yem olacak noktaya geldi diyor. Tam indi, birkaç santim yaklaştı, o yılan ağzını açtı, o kuşların annesini yutmak isterken ağzını açtığı sırada
getirdiği bir şeyi gagasından yılanın ağzına aktardı ve bıraktı diyor profesör. Ve yılan büküldü, kıvrandı, dolandı ve derhal öldü, leş gibi yere yığıldı yılan diyor. Öldü, hiçbir şey kalmadı. Hemen yaklaştım diyor yakına, yanına geldim, baktım ki ne göreyim, o akrep yılan ağzını açtığı zaman kocaman bir akrebi yılanın ağzına getirmiş, ortasına bırakmış diyor. Ve yılanı zehirliyor. Bu zehiri ona öğreten kim? O kuşu terbiye eden kim? Kainata bu nizamı veren kim? Bu ahengi, bu ölçüyü koyan kim? Yeryüzünü bütün canlı cansız mahlukatın bir mektebi, bir fakültesi, bir üniversitesi haline getiren kim? Allah-u Teala'yı niçin nesillere, niçin gençlere okutmuyorsunuz, niçin Allah'ı tanıtmıyorsunuz diye zihinlere korkunç bir ürperti gelmektedir. Tabii.